Yengecim, yengecim. Ay maşallah. Karpuza bak. Geçen sene belediye başkanı bugünlerde pazarcılar için eski yerinize geçebileceğini söylemişti geçen yıl. Evet. Geçemediniz. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi dediğini yapmasını istiyorum. Oraya yani burayı terk etmek istiyorum. Yani sıcaklar açtı, havalar ısındığı zaman burada ay sinekle dız dız ederler yani. Tamam, sinek avlarız burada. Ondan sonra. Başkan bizi alsın alacağı yere. Burası sıkıntı. Burası problem. Ya şu anda müşterilerimiz tamamıyla kaydı yani. Bir tezgaha oturmak bir iki seneyi buluyor yani müşteri bulmak. İnsanlar da çoğu yaşlı insanlar da zorluk çekiyor yani. Yerleri bulmakta. Hani herkes şu anda perişan halde yani. Bana sorman olursanız şu anda işler düşük yani. 2-3 milyar aldığımız yerde 1 milyarı zor alıyoruz yani. Bunun arabayı, masrafıydı, yemen, içmen de hep sıkıntı yani. Eski yerimiz çok güzeldi. Halk hani meydana gelebiliyordu, rahat alışverişini yapabiliyordu. Şimdi arabası olan var, olmayan var yani. Yaşlısı var, engellisi var, şeyi var. Sıkıntı yani şu anda ortam. Bir de virüs var yani. Çoğu da gelemiyor buralara. Kalabalık. Pazarın halini görebiliyorsunuz. Çekebilirsiniz yani kalabalığı. Belediye Başkanı Ticaret Odası'nda Kent Konseyi ile beraber aylık toplantısı sonucunda almış olduğu kararlardan bir tanesi de mahalle pazarlarının yani semt pazarlarının kaldırılıp Irmak Caddesi üzerine getirilmesiydi. Bu konuyla alakalı esnaf arkadaşlarımızdan çok büyük tepkiler vardı. Yalnız belediye başkanı Kent Konseyi ile artık kaymakamdan bir birliktelik oluşturup yani aslında iyi niyetli bir düşünceyle yola çıktığını söylemişti bize. Demişti ki bana biraz müsaade edin. 1,5-2 aylık bir zaman süresi zarfı geçirilsin. Eğer ki sizlerin endişeleri, sizlerin yani ciro anlamında kayıpları olacağı konusunda esnaflar haklı çıkarsa ben bu kararı yeniden değerlendireceğim. Söz veriyorum diyerekten 7-8 kişilik biz karar aldıktan sonra kendisi dışarı çıkmamıştı. 7-8 kişiyi yukarı çağırmıştı. Bizim elimizde mesela benim elimde 15 bin imza vardı. Beraber çıktık, gösterdik. İmzalar hiçbir şekilde dikkate almadı. Yani biz şöyle söyleyeyim kısaca. O zamandan bu zamana çeşitli toplantılar oldu. Bizim oraya gitmemiz, toplantı sonrasında fotoğraf çekilmesi tamamen yani belediye başkanının esnaflarla arasının iyi olduğunu böyle yani böyle bir algı oluşturma çabası içerisindeydi. Değişmeyen bir şey var. Biz buraya geldik. 3 pazardı. Tek pazar düşürdük. 3 pazarda aldığımızı burada tek pazarda alamıyoruz. Esnaf sıkıntılı. Buraya gelen halk ise uzak mahallelerden geldiği için istediği alışverişi yapamıyor. Onlar da mağdur. Fiyat konusunda, rekabet konusunda marketlerin kıskacındalar. Halkın bu konuda şikayetçi olduğunu biz kaç defa dile getirdik. Kendisi ikinci hafta, ilk hafta mıydı, ikinci hafta mı neydi? Kendi medyasıyla beraber buradan geçti. Benim önümden geçmişti mesela 4 kişi yani buradan geçenlere sormuştu. Hiçbiri memnun değildi. Biz akşam haberleri izledik, baktık herkes memnun. Yani böyle bir şey ne? Ben hep şaşırdım, kulaklarıma inanamadım. İşin açıkçası ve gerçek olanı şudur. Burası zaten karayollarına ait. Buranın bir geleceği yok. Akşama sabah işimiz var. Artı belediye başkanı buradan gideceğini söylediği zamanlarda şöyle bir şey demişti. Ben size öyle bir yer yapacağım ki benim adımla yaşayacak demişti. Ortada ne bir arsa var, ne bir proje var, ne de belediye başkanı bunu yapsa bile yapmaya zamanı var, ne de böyle bir bütçe var. Tamamen günü kurtarma amacıyla, milletin gazını alma amacıyla yani demeçler veriyor. Biz kendisini inandırıcı bulmuyoruz. İnancımız kalmadı. Esnaf kaderine terk edilmiştir. Bir yıl önce söz verdiler ama sözü tutmadılar. Yani geri geçecektik, geçirmediler. Halen aynı yerimize devam ediyoruz Irmak Caddesi'ne. Burada dere boyunda geçirmediler yeri. Yapacak bir şey yok. İşler nasıl? İşler durgun. Yani öbür tarafa göre bayağı durgun. Burada pazarcı çok çoğaldı yani. 5-6 kişi vardı. Oldu 15 kişi. Ona rağmen yani doğacak bu ara iş azalacaklar. Yani nedir o zaman öbür tarafta şeydi. Az pazarcı vardı. Müşteri bölünüyordu ama şu anda müşterinin nereden ne alacağı belli değil. Çoğaldı bir de yandaşlar çok oldu. Başkan sözünde durmadı. Bizi de geri almadı. Mecburen kaderimize küstük devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok.
Teşekkür ederiz. Devletin boynu bükülmez. Yapacak bir şey yok. Yani geçemedik. O onun hani şeyine kalmış bir şey. Yani millete verdiği söz vardı. Sözünde durmadı. Hani millet burada zaten perişan. Yani o şekilde. Memnun değiliz yani. Hiçbir şeyinden memnun değiliz. Ne buradan olsun ne hani o yana bizim için daha iyiydi. Vallahi ben yeni bir pazarcıyım. Benim orada yerim yoktu. Ben buraya işte yeniden yer edindim. Benim bu konuda çok bilgim yok ama burası da güzel yani. Güzel. Şimdi oraya gidiyorsun. Şöyle bir baktığın zaman biraz da belediye başkanına hak veriyorsun yani. Çünkü tam çarşının ortası. Dar alan. Burası da güzel. Benim düşüncem öyle. Buyur dayı, buyur dayı. Yani kışın soğuk, iş yok. İnsanlarımızın çoğu uzak yerden buraya gelemiyorlar. Alışveriş yapamıyorlar. İnsanlar Atatürk Mahallesi'nden veya daha uzak Fevzi Çakmak Mahallesi'nden buraya gelmiyor zaten. Gelmediği zaman da pazarcının hali ortada. Yani herkes iç içe burada. Irmak yazın zaten buradan akan pislik, koku, sinek. Her şekilde bizim ürünlerimize zarar veriyor, bize zarar veriyor. Zaten pandemiden dolayı çoğu zaman tezgah açamadık. İşlerimiz kötü. Yani bu. Başka bir şey demek istemiyoruz. Yani yetkililere duyurulur. Yani hangi yetkiliyi artık ilgilenecekse ama bildiğimiz kadarıyla bakanlara kadar gitti bu mesele. Ama hiçbir destek yok. Oy zamanı Karadeniz. Yağdır oyu. İş zamanı yok. Bir şey yok. Görev yok. Herkes çalan götürüyor. Çalan götürüyor. Yok. Yani pahalılık var. Bir de bir anlatayım. İnmedi ya. Daha. Patlıcan, biber 5 liradan aşağı inmedi. Aslına bakarsam pazarcılar olaraktan belediye başkanımıza kırgınız. Bize verdiği sözü yerine getirmediği için. Ama onun da bir bildiği var diyoruz. Yani yüksek makamlara fazla kurcalamamayı her pazarcı arkadaşıma tavsiye ediyorum. Onlar gerektiği zaman da gerektiği bölgeye bizi mutlaka götüreceklerdir. Biz onlara güveniyoruz. Onlar da bizim güvenimizi boşa çıkarmayacaklarını umuyoruz. Biz buradan memnun muyuz? Değiliz. Özellikle kışın değiliz. Kışın burada çoğu pazarcıların şemsiyeleri ırmağın içerisine uçtu, kırıldı. Çok zararlarımız oldu. Burada çadır çekme yerimiz müsait değil. Efendime söyleyeyim, kimisi mal getiriyor, arabasını içeri dışarı koyamıyor. Bir gün önceden açmak zorunda kalıyor. Burada sarhoş, gece buradan sarhoş arabalar gidiyor, sarhoşlar gidiyor. Açtığımız tezgahları saat 5'ten sonra, mesela salı günü 5'ten sonra tezgah açıyoruz. Açtığımız tezgahlara pazarcıların arabaları geliyor. O sarhoşlar arabalarıyla vuruyor. Kaza, yani tezgahlar yıkılıyor, karpuzlar yıkılıyor, domatesler eziliyor. Patateslerimiz ziyan oldu. Burada çok, şuradaki arkadaşımız mesela, şu karşıdaki arkadaşımızın çok ziyanı oldu burada. Yer değişimi konusunda ben gene söylüyorum. Belediye başkanımıza güveniyoruz. Bizi en iyi, en düşünceli yere koyacağına inanıyoruz.